Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya aleyhissalâh. Hayya aleyhissalâh. Hayya aleyhissalâh. Buyurun amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahu lazim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amena ve sakana ve cealena minel muslimin. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaati ya Resulallah. Ölenlerimize rahmet, yerlerimize afiyet. Allahümme zid ve la tenkus hükümeti billahi Fatiha. Kurdu DEP Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz. Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı. Hoş geldin başkanım. Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı. Sedat Hasan, Gümrüzüne Türk Gençler Birliği Başkanı. Aydın Ahmet, Gümrüzüne Türk Öğretmenler Birliği Başkanı. Hüseyin Baltacı, Yüksek Tahsiller Derneği Başkanı. Hüseyin Bostancı, Bakeş Başkanı. Mustafa Ali Çavuş, DEP Partisi Eski Genel Başkanı. Süleyman Macır, Dimoteka Beriç, Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı. Peki Mustafaoğlu, Meriç Ağzı Eğitim Kültür Derneği Başkanı. Oktay Oçka, Şahin Eğitim Kültür Derneği Başkanı. Caner Dayı, Tedelik Derneği Başkanı. Sadık Sadık, Din Görevlileri Başkanı. Ahmet Kara, Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenleri Birliği Başkanı. Batı Trakya Alevi Bektaşi Konseyi Önderleri Mehmet Koç, Abdi Bencal, Hasan Abdi, Ahmet Paşa. Hoş geldiniz. Evet, bu protokol üyelerimiz Meriç'in diğer yakasından gelen ve bugün bizleri burada şereflendirilen diğer misafirlerimiz, tekrar hepsine hoş geldiniz diyoruz, şeref verdiniz. Ve anavatandan Türkiye'den katılan protokol üyelerimiz, Burhanettin Akgüler, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Eski Genel Başkanı. Necmettin Hüseyin, yine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği bir önceki dönemimiz başkanımız. Hüsnü Cengiz, İpsala Emniyet Müdürümüz. Hoş geldiniz müdürüm. Şube başkanlarımız, Adapazarı Şube Başkanımız Sayın Hayri Latif Raif. Edremit Şube Başkanımız Mustafa Naci Biroğlu. Gazi Osman Paşa Şube Başkanımız Şaban Sakallı. İzmir Şube Başkanımız Yüksel Öztürk. İzmir Şube Başkanımız Mümin Durmuş. Keşay Şube Başkanımız Ayhan Beyli. Küçükçekmece Şube Başkanımız Özgür Egeli. Zeytinburnu Şube Başkanımız Fatih Hacı Bedel.
ve temsilcilerimiz Çanakkale Batraki Türkleri Danışma Derneği Çanakkale temsilcimiz Hamit Giroğlu, Tekirdağ temsilcilerimiz Özkan Haşim ve Saadettin Şakir, Edirne temsilcimiz Kubilay Haliloğlu, Batraki Türkleri Danışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Nalan Hacıdeli, Bursa Batraki Spor Kulübü Genel Başkanı ve Oruç Reis temsilcimiz Sayın Hasan Altay, yine Bursa Batraki Spor Kulübü Osman Gazi Şube Başkanı Özkan Altınkol, Keşan Ticaret Odası Başkanı ve bu akşam bizleri bu salonda misafir eden Şapçı Tesislerinin sahibi Sayın İsmail Şapçı ve Tekbu Belediye sahibi iş adamı Sayın Atilla Baykal. Bu aramızda gözümüzden kaçıp atladığımız protokol üyelerimiz, misafirlerimiz varsa hepsinden özür diliyoruz. Ben şimdi bu akşam normal bir iftar yemeğinde aslında protokol konuşmalarını çok uzun tutmamak gerekiyor. Normalde sadece Hazırlık Danışma Kurulu Başkanımız, DEP Genel Başkanımız ve Batraki Türkleri Danışma Derneği Genel Başkanımıza söz verecektik. Fakat bizim Batrakya'da milli davamızın isminde Türk kelimesi olduğu için kapatılan 3 tane derneğimiz var. O yüzden ben isminde Türk kelimesi olup kapatılan Batrakya'daki bu milli dava derneklerimizin başkanlarına da selamlama konuşması için sırayla söz vermek istiyorum. İlk başta Gümrüşü ve Türk Öğretmenler Birliği Başkanımız Sayın Aydın Ahmet. Buyur başkanım. Şahsım ve Batrakya Türk Öğretmenler Birliği camiası adına hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Öncelikle düzenlemiş oldukları bu güzel iftar ve gönderdikleri nazik davet için Batraki Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu mukaddes günlerde artan manevi ve milli duygularla bizleri bu sofrada buluşturan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan Genel Başkan ve dava arkadaşlarının yeni göreve seçilmelerinden dolayı bir kez daha gönülden kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Yürüyecekleri bu kutsal dava yolunda kendileriyle her daim dayanışma, her zaman ihtiyaç duyarlarsa Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği camiası olarak yanlarında olacağımızı bilmelerini isterim. Bugüne kadar ilkelerini önceleyerek güzel çalışmalara imza atan yürekli dostum Necmettin Hüseyin Adaletoğlu'na ve ekibine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Görevi bıraksalar da davadan ellerini çekmeden birikimleri ve tecrübeleriyle davaya hizmet etmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Merkez Batı Trakya, Türkiye ve Avrupa olmak üzere üç ayaklı bu kutsal davanın artık açık bir istişareye ihtiyacı var. Emri bakiler yapmadan, kutsal davanın içine siyaseti sokmadan, suni şartlar ileri sürmeden, şahsi menfaatler beklemeden, saygın ve ilkeli yürünecek bu kutlu yolda en tepeden en alt kademesine kadar herkes birer neferdir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Omuz omuza sürekli istişarelerle, akıl ve bilimin ışığında sağlam temellerle yürütülecek mücadelede ben ve arkadaşlarım sonuna kadar varız. Hedefimiz gökte kayan bir yıldız gibi avuçlarımızdan kayan bir azınlığın tükenişini seyretmek değil, tarihi sorumluluk bilinciyle bu tükenişi durdurmak için verilecek mücadelede var olmaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu
arada herkesin Ramazan'ın mübarek geliyor. Bu akşam tutmuş olduğunuz oruçlarının kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum. Gümrüş Rektör Öğretmenler Birliği Başkanı Sayın Aydın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu arada gözden kaçan az önce protokol listesini okudu. Eski milletvekilimiz Galip aramızda. Hoş geldiniz vekilim. Yine eski Hacı Osman Paşa Belediye Başkanımız ve son genel kurulda divan başkanımızı yapan Sayın İsmail Rüstemoğlu aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere öncelikle Gençler Birliği Başkanı Sedat Asın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle iyi akşamlar. Saygıdeğer Genel Başkanım, Batı Trakya Türklerinin çok değerli, çok kıymetli temsilcileri. Öncelikle dünyayı uzun süredir meşgul eden COVID-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir birbirine hasret düşen gönülleri Ramazan vesilesiyle bir araya getirdiği için kıymetli başkanımız Hasan Küçük'e teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 1946 yılında kurulduğundan bu yana kültürümüz, değerlerimiz ve kimliğimizin korunması konusunda etkin roller üstlenmiştir. Bugüne kadar bu güzide kurumumuza ve dolayısıyla toplumumuza hizmet eden tüm başkan ve yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Bu arada Batı Trakya Cami Eğitim Araştırma Vakfı Başkanı Sayın Hasan Şahin de aramızda. Hasan Başkanım hoş geldiniz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İSKEÇ'e Türk Birliği Başkanı Sayın Ozan Ahmetoğlu'nun mikrofonu da veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanım ve Gümrücüne Müftüm. Çok değerli Hasan Küçük Başkanım, DEP Partisi Başkanım, Batı Trakya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının çok değerli yönetici ve başkanları, Anavatan Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Batı Trakya Türkü'nün çatı kuruluşu olan Batı Trakya Türk Azınlığı Dayanışma Derneği Genel Merkezi ve şubelerinden gelen çok değerli yönetici ve üyeler, çok değerli soydaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bu akşam bizleri burada buluşturan yaklaşık 2,5 yıllık bir pandemi sonrası Batı Trakya'nın kalbinin Keşan'da atmasına vesile olan derneğimize, Hasan Başkanımıza ve tüm Batı Trakya'lı soydaşlara teşekkür ediyorum. Değerli soydaşlar, Ramazan ayı birlik ayı, beraberlik ayıdır. Ama biz Batı Trakya Türkleri olarak her zaman Ramazan ayının anlamı ve önemi çerçevesinde yaşamamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Ben İSKEÇ Türk Birliği Başkanıyım. 1927 yılında kurulan bu dernek yaklaşık 60 yıl boyunca resmi ve yasal faaliyetini sürdürdükten sonra Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türk yoktur politikasının bir yansıması, bir uygulaması gereğince önce 1983 yılında tabelası indirildi. Sonra da derneklerimiz aleyhine kapatma davaları açıldı. Derneklerimizin resmi ve yasal statüsü elinden alındı. İSKEÇ Türk Birliği 83 yılının Kasım ayında tabelasının güvenlik güçlerince söküldüğü günden bu yana 39 yıldan beri bir hak arama mücadelesi veriyor. İSKEÇ Türk Birliği'nin verdiği bu mücadele aslında ülkemiz vatandaşı olduğumuz, askerlik yaptığımız, vatandaşlık bağlarıyla bağlı olduğumuz ülkemiz Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine bakış açısını da yansıtıyor değerli soydaşlar. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İSKEÇ Türk Birliği'nin kapatılma kararını
yanlış buldu. Yunanistan'ı bu karardan dolayı mahkum etti ve derneğimizin resmi ve yasal statüsünün iade edilmesi gerektiğini açıkça bildirdi. Ancak gelin görün ki 14 yıldan beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Yunanistan tarafından uygulanmıyor. Haksızlık, adaletsizlik devam ediyor. 2 gün önce İskeçe Türk Birliği'nin doğum günüydü. İskeçe Türk Birliği tam 95. yaşına bastı. 95 yıllık koca bir çınar. Bizim deyimimiz de Batı Trakya Türklerinin kültür çınarı. Bundan bir süre önce davamızın takibi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmadığını bildiğimiz için bu mücadeleyi sürdürmek için Strasbourg'daydı. Avrupa Konseyi'nin merkezindeydi. İşte karşımda İskeçe Türk Birliği'mizin de avukatı Sayın Ahmet Kara burada. Sürekli avukatlarımızla diğer kardeş derneklerimizin yöneticileriyle ekip olarak istişarelerde bulunup bu mücadeleyi, hak arama mücadelesini sürdürüyoruz ve 14 sene değil 24 senede, 34 senede gerekse bu hak arama mücadelesini, demokrasi mücadelesini ta ki sonuca ulaşana kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli soydaşlar, değerli Batı Trakyalılar, bu vesileyle bir iki cümlede Batı Trakya'daki mevcut durumla ilgili söylemek istedim. Batı Trakya'mız Meriç'ten Karasu'ya kadar gerçekten çok güzel. Deniziyle, dağıyla, ormanıyla, ovasıyla, yakasıyla çok güzel. Ama Batı Trakya'da canlı, heyecanlı, renkli günlük bir sosyal yaşantının gerisinde aslında son derecede üzücü durumlar var. Nedir bunlar? En can alıcı olanını zikredeceğim bu akşam. Ekonomik kriz ve göç. Ekonomik kriz ve göç Batı Trakya Türkleri açısından, Batı Trakya açısından son derece önemli bir sorun olma yolundadır. Hatta olmuştur. Hatta bu bizim için bir beka sorunu olmak üzeredir. Bunu söylememe lütfen müsaade edin. Her köyden, her bölgeden, İskeçe'den, Gümüşhane'den, Dedaş'tan gençlerimiz aileleriyle birlikte bazıları tek başlarına Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalıyor. İşte Batı Trakya'da günlük yaşantının, o güzel hayatın gerisinde bu acı gerçek var. Ve bununla hepimiz, ama hepimiz yüzleşmeliyiz. Hak arama mücadelemizi Batı Trakya Türkleri olarak hukuk, demokrasi ve insan haklarına bağlı olarak her zaman sürdüreceğiz. Hukuktan da demokrasiden de ayrılmayacağız. Biz ülkemizi, vatandaşı olduğumuz ülkeyi, Yunanistan'ı seviyoruz, sayıyoruz. Ama karşılığında bizim de kimliğimizle, kültürümüzle saygı bekliyoruz, sevgi bekliyoruz. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Yine böyle güzel etkinliklerde, faaliyetlerde buluşmak üzere, hasret güzel gidermek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Derneğimizi de bir kez daha tebrik ediyorum.